Merhabalar, yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere alt yüz germeden bahsetmek istiyorum. Aslında yüz germe ameliyatı diye konuştuğumuz ameliyatlar genellikle alt yüz germe operasyonunu tanımlıyor. Çünkü orta yüz germe ve üst yüz yani kaş germe işlemleri farklı işlemler. Bunlar tabii ki kombine edilebiliyor ki alt yüz germe en sık boyun germe ile kombine edilen bir ameliyat. Alt yüz germe derken bu ameliyattan sonra yüzümüzdeki en büyük değişikliği bu çene hattımızda görüyoruz. Yaklaşık 50 yaşının sonlarından itibaren 60'lı yaşlarda burada bulldog görünümü belirginleşiyor. Yani çenenin burasından artık bu cilt buraya doğru sarkmaya başlıyor. Yine boyun cildi de sarkıyor ve buradaki boynumuzdaki bu keskin açı da kaybolmaya başlıyor. Bu bulldog görünümünden çok rahatsız olan hastalarımız genellikle yüz germe ameliyatı için geliyor. Orta yüzün yer değiştirmesi yani alt göz kapaklarımızın belirginleşmesini düzeltmek için yani şu bölgede bir değişiklik sağlamak içinse farklı bir ameliyat olan orta yüz germe ameliyatını olmak gerekiyor. Bu ameliyatta yapılan bazı müdahaleler de orta yüzü bir miktar germeye yardımcı olmakla birlikte asıl değişimi sağlayan orta yüz germe ameliyatı bu bölge için. Alt yüz germe ameliyatı için izimiz şu şekilde oluyor. Şöyle favori bölgesinden başlayıp kulak önünden devam eden bir iz oluyor. Eğer boyun germe işlemiyle kombine edeceksek o zaman şöyle arkaya doğru da bu izin devam ediyor olması gerekiyor. Alt yüz germe ameliyatında biz ne yapıyoruz? Hep bahsediyorum yüzün 5 katmanı olduğundan. Burada derin katmanlara ve yüzeyel katmanlara birlikte müdahale ediyoruz. 5 katın 5'ini birden değil elbette. En alttaki zaten kemik tabakası. Ama yüz germe ameliyatında cilt ve cildin altında bulunan mimik kaslarımızın da içinde yerleştiği sımas tabakası dediğimiz asıl o sarkıklığa neden olan tabakayı geriyoruz. Bunun içinde birçok yöntem var. Sımastan parça çıkararak gerebiliriz, sımasın kendisini gerebiliriz ya da işte orayı dikişlerle şekillendirebiliriz gibi gibi birçok yöntem mevcut bununla ilgili olarak. Altındaki o derin tabakayı şekillendirdikten sonra ciltte yaptığımız şey aslında cildi germek değil. Cildi o gerdiğimiz sımas tabakasının üzerine yerleştiriyoruz ve fazlalık olanları da kesip çıkarıyoruz. Ve bu bölgedeki bu çene hattı çok daha belirgin bir hal alıyor. O bulldog görünümü gerçekten insanı çok yaşlı gösteren bir şey ve o düzelince yaklaşık işte 10-15 yıllık gençleşmeden bahsedebiliriz aslında. Buradaki izler, şu bahsettiğim buradaki izler kalıcı. Tabii erkeklerde bir miktar sakal kısmı da gitmiş oluyor ama yine sakalın bittiği yerde işlem bitiriliyor. O yüzden o dikkat çeken bir değişime neden olmuyor aslında. Kadınlarda bazen şu kulağın içine doğru dönebiliyoruz izi daha iyi gizleyebilmek için. Ama bunların hiçbirisi bu izin kalıcı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Tabii ki kimi insanlarda neredeyse hiç görünmeyecek kadar güzel iyileşiyor. Bazı kişilerde biraz daha belirgin olabiliyor. Ama daha sonrasında yine scar revizyonlarıyla destekleyebiliriz ya da yine lazer tedavisiyle belki buradaki izleri bir miktar daha kalitesini arttırmaya çabalamamız mümkün. Şimdi yüz germe ameliyatıyla ilgili bazı bizi geride tutan noktalar var. Şimdi yüz germe ameliyatı belli bir yaşın üzerinde yapılıyor. Çünkü yüz o yaşlarda sarkmış oluyor. Ve bu yaşlardaki insanların genellikle eşlik eden hastalıkları mevcut oluyor. Bizi en çok korkutan da bir şeker hastalığı, özellikle yüz germe için yüksek tansiyon hastalığı. Çünkü yüz öyle bir bölge ki kanlanması çok çok iyi. Çok güçlü damarlar var. O yüzden tansiyonu yüksek olan insanlar ki yüz germede de biz bayağı bir bölgeye dokunmuş oluyoruz. Bayağı bir serbestleme yapmış oluyoruz oralarda. Kanama riski bizi ürkütüyor gerçekten. O yüzden yüksek tansiyon olanların çok yaklaşık 3 aylık bir süre tansiyonlarının düzenli belli bir limit içerisinde gitmiş olması bizim için çok önemli. Bunu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Aynı zamanda bu insanlar aspirin de kullanıyor olabilirler. Yani hepimiz aspirinin faydası var diye böyle şeker gibi kullandığımız için artık bunlar konusunda çok çok uyanık olmamız gerekiyor. Biz size ek hastalığınız var mı, kullandığınız ilaç var mı diye sorduğumuzda çok dürüst bir şekilde bize cevap vermeniz sizin sağlığınız için çok çok önemli. Eğer bir problem gelişirse bu ne olabilir? Yüksek tansiyon nedeniyle buralarda kanama olabilir. O kan burada oturuyor böyle hematom dediğimiz şey. Üstteki cildin yani
hematom iki katman arasında cilt ve daha altındaki katman arasında geliştiği için üstteki cildi altındaki katmandan ayırıyor. Orayı iyice geriyor ve oranın basıncın da etkisiyle kan dolaşımını bozuyor. Ve buradaki ciltte kayıp meydana gelebiliyor. O yüzden bu çok çok önemli. Yüz germe hastalarında yüksek tansiyon bizim için gerçekten kırmızı bayrak bir işaret yani. Şeker hastası olursanız zaten iyileşme çok çok sorunlu oluyor. Şeker hastası olanlara hiçbir ameliyat yapmayı önermiyoruz. Kan şekeri seviyeleri belli bir dönem belli bir seviyenin arasında gitmiyorsa eğer ameliyat önermiyoruz. En çok dedik boyun ameliyatıyla kombine ediyoruz. Bu iz tabii buralara kadar gidebiliyor. Yani biz yüz germeyi genelde hani yüz germe deyince bizim kafamızda canlanan şey alt yüz ve boyun germe şeklinde. Ameliyattan sonra derin plan germe olduğu için çalışma alanımız çok geniş. Yani düşünün şuradan şuraya kadar, boynu da işin içine katarsak şuradan şuraya kadar bir alana dokunmuş olduğumuz için, biz oraları açmış olduğumuz için çok ciddi bir şişme ve bir miktarda tabii ki kanama ve buna bağlı olarak doğal sınırlar içerisinde bir morarma oluyor. Bu abartılı şişliğin geçmesi yaklaşık 10-15 gün gibi bir süre alıyor. Daha sonrasında bunun tamamen oturması, o gergin olan dokuların yumuşayıp daha doğal bir görünüme kavuşması 3 ay alıyor. Son şeklini 3 ay sonra görüyoruz ameliyattan sonra. Yaranın izlerinin olgunlaşması ise 6 ay ile 1 yıl gibi bir süre alıyor. Bu ameliyatın tek riski elbette ki enfeksiyon değil, elbette ki kanama değil. Başka neler var? Yüzümüzün 5 ayrı katmanı olduğunu hep söylüyoruz. Yüzümüzün katmanları arasında şöyle elim gibi fasiyal sinir dediğimiz yüz siniri, yani bu kasları hareket ettiren, mimiklerimizi yapmamızı sağlayan sinirler geçiyor. Bu sinirler eğer hasar görürse, genellikle eğer böyle bir durum söz konusu olsa genellikle geçici oluyor. Bizim yüzümüzde böyle yüz felci gibi asimetriler meydana gelebilir. Ama 3 ay ile 1,5 yıl arasında genellikle geçiyor. Kalıcı olabilir mi? Evet olabilir. Çok düşük bir risk ama olabilir. Böyle bir risk söz konusu ve bunu bilerek ameliyata girmeniz önemli. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler dilerim.